İsrail-Hamas meselesine hızlıca bakmak istiyorum. Çok acayip gelişmeler var. Bir kere ortalık kan revan, yani açıkça bunu söyleyebiliriz. Hala anlamaya çalışıyoruz. Yani Hamas bu korkunç saldırıyı neden başlattı? Netanyahu tam bir savaş halinde. Şu anda Gazze'de ne oluyor? Dünya politikası ve dünya liderleri bu meseleye ne diyor? Ama en önemlisi, Hamas'ın üst düzey bir yöneticisi Türkiye'de olabilir mi? Ben Türkiye'de diyorum. Ben bu bilginin teyidini aldım. Doğrulattım. Ama bu iddiayı ilk defa çok önemli bir kadın gazeteci Twitter'da ekrana getirmişti. O konuyu da soracağım kendisine. Evrensel Gazetesi'nden gazeteci yazar ve bu konunun Türkiye'deki en önemli uzman isimlerinden biri Hediye Levent'e hoş geldin demek istiyorum. Hediyeciğim hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Seni tam da bu kadrajda ve bu ekranda kendi YouTube kanalında da izliyoruz. Eğer bilmeyenler varsa Hediye Levent'in de bir YouTube kanalı olduğunu buradan hemen hatırlatmak istiyorum. Çünkü ben kendisinin yayınlarından çok faydalanıyorum. Uzmanlık bilgisinden çok faydalanıyorum. Bir YouTube kanalı var. Ve düzenli olarak orada kendisi de yayınlar yapıyor, canlı yayınlar açıyor ve bizi bilgilendiriyor. Hediyeciğim bir Teşekkür anlatır ederim. mısın? Ben teşekkür ederim. Sen bu konunun hakikaten Türkiye'deki en önemli birkaç isminden birisin. Ne oluyor şu anda İsrail-Hamas hattında? Açıkçası İsrail-Hamas hattında tansiyon oldukça yüksek. Yani nereye gidecek, ne olacak, ne bitecek biz de tam olarak bilmiyoruz ve diken üstünde bekliyoruz diyebilirim. Biraz geriye gidecek olursak İsrail ile Hamas arasındaki gerilimin aslında yani 10 yıllar öncesine dayandığını söylemek mümkün. Bir tarafta İsrail'in işte çok uzun bir süredir uyguladığı baskı politikaları var, Şahin politikaları var. Ondan sonra Gazze'nin çok uzun süredir kuşatma altında kalması var. Arap ve İsrail normalleşmesinin ardından Filistin meselesinin iyice rafa kaldırılması gibi meseleler var. Dünya gündeminden Filistin meselesinin düşmesi var. Bütün bunların ardından Hamas'ta resmen kamikaze bir saldırı yaptı diyebiliriz. Ve İsrail'e böylesi bir saldırı gerçekleştirdi. Çok vahşi görüntülerle karşılaştık açıkçası. Ve bu süreçte yani özellikle bundan sonraki süreçte ne olacak onu görmeye çalışıyoruz. Ama her halükarda şu anda Gazze'de İsrail saldırılarının ardından durumun çok çok kötü olduğunu da biliyoruz. Gazze bir Olan yine siviller oldu. izleyicilerimizi hani Efe harika bir harita bulmuş, süper. Şimdi Gazze bildiğim kadarıyla biraz böyle sakin sakin anlatalım izleyicilerimize. Çok küçük bir dar bir yüz ölçümü. Yani tamamen Evet. denizle İsrail toprakları arasında deyim yerindeyse sıkıştırılmış bir abluk altında demek doğru olur bir bölgeden söz Doğru. ediyoruz. Ve zannediyorum metrekareye düşen insan sayısı açısından da yani yoğunluk açısından da çok sıkıntılı. Gazze'de kaç milyon kişi yaşıyor Hediye? 2.100.000 civarında insan var bildiğimiz kadarıyla. Şimdi İsrail derse ki bu insanlara hadi bakalım burayı tahliye ediyor. Boşaltın. Ne olacak? 2 milyon, 2,5 milyon insan oradan nereye gidebilir? Bir kere birincisi bu. İkincisi böyle bir şey diyebilir mi İsrail? Üçüncüsü sence İsrail Haaretz gazetesi Netanyahu ile ilgili bütün bu vahşetin sebebi sensin diye neden bir manşet attı? Nasıl atabildi? Dördüncüsü az önce Efe'nin ekrana getirdiği İran açıklaması. Birçok kişi Hamas'ın arkasında İran'ın olduğunu, maddi manevi desteklediğini, mühimmat, silah desteği verdiğini de söylüyor. Hamas'ın sözcüsü evet biz destek aldık diyor. Hamaney'in bugün ekranlarda gösterdiğimiz açıklaması var. Hamaney de diyor ki yapmadık ama yapanın ellerinden öpüyoruz. Bir anda Orta Doğu haritasında bu alev büyüyebilir mi? Bölgesel bir savaştan söz ediyor olabilir miyiz? Birçok şeyi arka arkaya sordum ama sen zaten böyle düzenli kapsayıcı bir analiz yapıyorsun. Onun için öyle sordum. Şöyle sondan başlayalım isterseniz. Oradan yavaş yavaş Gazze içine doğru gidelim. Yani İsrail haritası ondan sonra Gazze'ye doğru. Şöyle ki İran kesinlikle ve kesinlikle Hamas'a askeri, siyasi, istihbarat, ondan sonra finansal, zaman zaman insan kaynağı, medya desteği kesinlikle veriyor. Bu sır değil. Hamaney'in aslında son yaptığı açıklama daha çok şeye dair, Hamas İsrail'e yaptığı saldırı sırasında bu planlamayı kiminle yaptı? Hangi ülkeler biliyordu da İsrail'e haber vermedi? Tartışması söz konusu.
İsrail de burada diyor ki İran var bu işin arkasında. Yani İsrail'e yönelik Hamas'ın son saldırısının beyni İran'dır diyor İsrail. Burada aslında İran onu yalanlamaya çalışıyor. Yani bununla ilgili tek açıklama da bu değil. Hamaney dışından mesela İran devrim muhafızları gibi bazı çevrelere yakın isimlerden de açıklamalar geldi ve onlar da diyorlar ki Hamas'ı tebrik ediyoruz bu saldırısından dolayı ama planlama aşamasında biz yoktuk diyorlar. Diğer taraftan daha Gazze içine gelecek olursak eğer Pardon. ha şunu da belirtmek istiyorum. Pardon. Araya girerek bir şey sormak istiyorum. Bu o zaman şu mu demek? Örneğin Amerika Birleşik Devletleri dün itibarıyla savaşta bir dengeyi sağlayabilmek amacıyla olduğunu söylüyor. Dev bir savaş gemisini, bir filoyu İsrail'e gönderdi. Şimdi bu durumda şu mu olmuş oluyor? Amerika Birleşik Devletleri İran'la karşı karşıya İsrail topraklarında, Filistin topraklarında. Bu mu oldu yani şu anda? Ya resmen oraya doğru gidiyor. Eğer bu tansiyon düşürülmezse gerçekten çok karanlık senaryolar bekliyor bizi. Çünkü şöyle de bir durum var. Aslında İran mesela bu saldırının planlayıcısı değiliz biz diyor. Olmaya da bilir gerçekten. Ama her halükarda İran'la Hamas'ın son saldırıyla birlikte gerçekleştirmek istediği hedefler örtüşüyor büyük ölçüde. İran da mesela Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki yakınlaşmadan çok rahatsız. İran da Arap ülkeleriyle İsrail'in normalleşmesinden çok rahatsız. İsrail'in bölgede giderek alanının nüfuzunu genişletmesinden çok rahatsız. Hamas da aynı şekilde. Dolayısıyla Hamas'ın son saldırısını yapmasının sebeplerinden biri de o Arap-İsrail normalleşmesini tersine çevirmek. Ondan sonra İsrail'e mümkün olduğunca zarar vermek ki bunu kısmen başardı diyebiliriz. İran'ın hedefleri de bu açıkçası örtüşüyor dolayısıyla planlayıcı olsun ya da olmasın. Diğer taraftan Gazze içlerine doğru biraz gidecek olursak açıkçası çok çok karanlık senaryolar var. Şöyle ki eğer İsrail mesela Gazze şeridindeki insanlara çekilin gidin buradan burayı tamamen boşaltıyorum der mi? İsrail der. İsrail diyebilir. Hele başında Netanyahu varken normaldir söyleyebilir bunu. Ama iki küsür milyon insanın nereye gideceği konusunda bir takım iddialar var. Mesela bugün Arapça basında öne çıkan iddialardan biri şuydu Özlem Hanım. Deniyor ki İsrail'in asıl amacı Sina Çölü. Sizin haritada da görüyoruz zaten Mısır tarafında Sina vardır. Hemen Evet. Refah sınır kapısının şeyde Gazze ile Mısır'ın birleştiği yerde Evet. oraya insanları göndermeye çalışacağı yönünde. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. İsrail Gazze'ye yönelik ne yapar? Birkaç senaryo var burada. Birincisi Gazze'yi tamamen boşaltmaya çalışabilir. Büyük bir kara operasyonu yapabilir. İkincisi Gazze'yi iki ya da üç parçaya bölebilir. Yine ve yıllar içinde aynı Batı Şeria'ya yaptığı gibi yerleşim birimleri inşasıyla tampon bölgeleri büyüterek vesaire o alanları Filistinlere kalan alanları daha da küçültebilir. Böyle bir yöntem de izleyebilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle İsrail Gazze ile durmayacaktır. Yani Gazze şeridi eğer İsrail'in tamamen kontrolüne geçerse ya da ikiye üçe bölünürse her neyse kesinlikle ve kesinlikle İsrail'in bir sonraki hedefi Batı Şeria ve İsrail'in toprakları içinde sıkışıp kalmış olan diğer Filistinli nüfus olacaktır. Dolayısıyla şu anda 2 milyon 100 bin civarındaki bir Gazze'liden bahsediyoruz ama aslında bizim birkaç milyon belki 5-6 milyonluk Filistinli göçmen nüfus ihtimalinden bahsetmemiz gerekiyor. Korkunç bir şey. Şimdi bu haritada yani Hediye o kadar önemli bir şey söylüyor ki, o yüzden hani bundan birkaç gün önce yaptığım yayında Türk siyasetçilerinin tamamını aklı selime ve itidale davet etmiştim. Çünkü tam burnumuzun dibinde ve sınırlarımızda, üstelik de birçok anlamda, tarihi anlamda, teolojik anlamda, kültürel anlamda içimizde unsurları bulunan bir coğrafyadan söz ediyoruz. Yani oradaki bir kıvılcım bize alevler olarak sıçrayabilir. Gerçekten de herkesin çok sakin davranması lazım. Şimdi Gazze'yi bakın, sınır kenarında görüyorsunuz, küçücük bir yerleşim, 2 milyon insan var. Bir de Batı Şeria dediğimiz Yasir Arafat'ın kurucusu olduğu Filistin Kurtuluş Örgütü, bugünkü adıyla El Fetih diyebiliriz, partisinin ve onun militer güçlerinin, silahlı güçlerinin yönettiği Batı Şeria hattı var. Orada daha
yaygın bir coğrafyada yine Filistinli nüfus var. Eğer Hediye'nin dediği gibi İsrail ordusu, Amerikan ordusunun da desteğiyle önce sınırdaki Gazze'deki Filistinlileri tahliye operasyonunu, arkasından da Batı Şeria'ya girmeyi düşünecek kadar çıldırırsa demeliyim belki de, yani gerçekten de göze alırsa bu kadar korkunç bir vahşeti, o zaman hiç tahmin bile edemediğimiz yepyeni bir göç hareketi başlayabilir. Burada da tabii haritayı biraz küçülttüğümüz zaman ve Türkiye'yi de gördüğümüz zaman en kolay geçiş yönü Lübnan üzerinden, Suriye kapısından Türkiye'ye girmek olacaktır herhalde. Öyle mi olur Hediye? Üstelik senaryoyu biraz daha genişletecek olursak şöyle bir durum da söz konusu. Eğer Filistin'den başlayan birkaç milyon insanın yollara döküldüğü bir göç hareketi başlarsa bu o bölgedeki, yani işte Ürdün'den, Lübnan'dan, Suriye'den ek insanlarla, o bölgeden insanların katılarak büyüdüğü bir göç hareketine dönüşebilir. Çünkü şu anda 2 milyon, 3 milyon Filistinli'nin işte maddi yükünü ya da ne diyelim toplumsal yükünü ya da işte siyasi yükünü kaldırabilecek kapasitede, güçte herhangi bir ülke kalmadı bölgede. Yani Mısır desek zaten Arap ayaklanmasından sonra bir türlü istikrarı yakalayamadı. Ürdün desek büyük ölçüde dış yardımlarla ayakta duran bir ülke. Suriye desek zaten kendine dermanı olmayan bir ülke. Lübnan desek zaten şu anda Lübnan'da pasaportu olanlar ülke dışına kaçtı. Pasaportu olmayanlar kaçakçılık gemileriyle kaçmaya çalışıyor. Dolayısıyla burada sadece Filistinli değil, aynı zamanda Filistinlilerin işte Lübnan'ı, Suriye'yi ve diğer ülkeleri zorlamasıyla birlikte iterek yukarıya doğru, Avrupa'ya doğru bir göçten bahsedebiliriz. O yüzden çok tehlikeli bir süreç bu. Ve çok karanlık senaryolar var. Bu sadece nüfusla sınırlı kalmayabilir. Şöyle bir durum da var. Eğer gerçekten Gazze'ye çok büyük bir kara operasyonu yaparsa İsrail, böyle bir durumda oradaki Filistin direniş örgütleri, Hamas olsun, İslami Cihat olsun, Ketayip, Hizbullah vesaire, 14 tane örgüt var Gazze'de. Bu örgütlerin de resmen kanlarının son damlasına kadar savaşmadan çekilmeyecekleri kesin. Çünkü Gazze'den sonra gidebilecekleri herhangi bir yer kalmayacak bu örgütler açısından. Keza Lübnan Hizbullah'ının bu sürece dahil olması, hatta Irak'taki Haçlı Şabi'nin bile dahil olması söz konusu olabilir. Böyle bir durumda, yani kısacası milyonlarca insanın Filistinlilerle birlikte yollara düştüğü, döküldüğü, istikrarsızlığın artık tavan yaptığı bir bölgesel savaşa doğru gidebilir karanlık senaryolar. Onu demeye çalışıyorum kısacası. İki şey soracağım. Bu karanlık senaryolar kime yarar? Yani kim ister milyonlarca Suriyelinin bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak bir şekilde Orta Doğu coğrafyasına böyle şey gibi, yani mayın tarlası gibi deyim yerindeyse, kendi bireysel trajedileri de tabii dahil olmak üzere böyle darmadağın bir şekilde yayılmasını, daha da kontrolden çıkmış bir Orta Doğu coğrafyası olmaz mı? Oradaki Batı ittifakı güçleri ve kolonyal bakış açısı açısından soruyorum. Yani daha da zıvanadan çıkan, daha da yönetilemez Amerika Birleşik Devletleri açısından, Körfez sermayesi açısından daha da yönetilemez bir hal almaz mı? Dolayısıyla meselenin derhal hani barışçıl ve İktidar içindeki yollarla önlenmesi herkesin yararına değil mi? Birinci sorun bu. İkinci sorum, Ahmet Kahraman diyor ki Mısır'a gitsinler bize ne? Az önce Hediye anlattı. Mısır böyle bir nüfusu taşıyabilecek siyasi, sosyolojik ve ekonomik bir durumda değil şu anda. Yani 3 milyon 4 milyon Filistinli savaştan kaçmış, bir bölümü belki militer örgütlerin içinde yer alan kişilerden müteşekkil bir dağınık nüfusu Mısır kaldıramaz. Haritada görüyorsunuz, bir tarafında Ürdün var. Onun da durumu ortada. Suriye var sınır, arada Golan var gerçi ama Suriye var sınır komşusu. Suriye'de 15 seneye yaklaştı neredeyse iç savaş var. Yukarıda Lübnan'ı görüyorsunuz. Lübnan zaten şu anda İsrail topraklarını bombalıyor. Lübnan Hizbullah'ın açtığı ateşin videolarını 2 gün önceki yayınlarda gösterdik. Lübnan'ın tam üstündeyse bilin bakalım neresi var? Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti var. Bu kime yarar, bu dağınık mesele? Yani bu dağınık, korkunç, istikrarsızlaşmış bir Orta Doğu coğrafyası Allah aşkına kime yarar? Yani kim böyle bir şey isteyebilir Hediye? Aslında hiç kimse böyle bir şey istemez. Normalde aklı selim sahibi olan
Hiçbir ülke bunu istemez ama burada şu faktörü unutmamak gerekiyor. Bu illa bu senaryo gerçekleşecek anlamında değil. Ben açıkçası tansiyonun önümüzdeki günlerde nispeten düşeceğini düşünüyorum. Yani bir şekilde bir arabuluculuk girişimleriyle rehine krizinin bir şekilde çözüldüğü, belki tansiyonun zamanla düşürülerek zamana yayıldığı bir süreç olabilir diye düşünüyorum. Bunu da belirteyim. Ama diğer taraftan az önce anlattığım göçmen meselesi, bölgesel savaş gibi senaryolarda kesinlikle bir gündeme getirilmeli, tartışılmalı. Soruna dönecek olursak eğer, peki kim ister bunu? Bunu Evet. İsrail dışında kimsenin isteyebileceğini zannetmiyorum. Şunu unutmamak gerekiyor. İsrail 1800'lü yılların başından itibaren o zamanki Filistin, bugünkü işte yarı İsrail, yarı Filistin topraklarında bir devlet olmaya çalışıyor. Dolayısıyla son Filistinliğe kadar o topraklardan ya sürmek ya da kendi kuralları çerçevesinde makul vatandaş haline getirmek hedefiyle hareket ediyor. Dolayısıyla eğer bütün yani Filistin iktidarlarının, yönetimlerinin, örgütlerinin, hareketlerinin tamamen silindiği, tırnak içinde İsrail bakış açısına göre temizlendiği bir topraklar söz konusu olacaksa, İsrail bunu göze alabilir mi? İhtimal var açıkçası. Korkunç bir senaryo. Şimdi biraz evvel izleyicimiz demiş Lübnan'la Türkiye'nin sınırı yok. Öyle bir şey demedik zaten. Lübnan'ın üzerinde Türkiye var dedik. Arada tabii ki Suriye var ama Suriye'nin geçirgenliğini hepimiz biliyoruz zaten. Yani zaten Suriye iç savaşından kaçan milyonlarca düzensiz göçmen sığınmacı şu anda Türkiye topraklarında. Ne adaptasyonları yapılıyor, ne entegrasyonları yapılıyor, ne haklarında bir plan var, ne doğru düzgün bir kamp organizasyonu var. Bir bakanlık bile kurulmadı. Kim oldukları, ne oldukları bilinmiyor. İnsanlık onuruna son derece aykırı şartlarda ucuz emek olarak Türkiye sermayesi tarafından kullanılıyorlar. Böyle bir yapının içerisinde ya o kadar kolay ki yani Lübnan'dan girip Suriye sınırından Türkiye'ye geçmek. Yani çocuk oyuncağı diye tahmin ediyorum böyle bir şey. Yani dolayısıyla ayrıca bir de şöyle bir durum var. Hediye demin önemli bir şey söyledi. Gazze'de kaç tane radikal örgüt olduğundan bahsetti? Toplam 14 tane örgüt var. Buyurun. Şimdi Filistin topraklarında ve İsrail topraklarında 14 tane örgüt var. Bunları kim kurdu, kime hizmet ediyor, kim bunların silahını, mühimmatını sağlıyor ayrı tartışma konusu. Yani gerçekten Filistin davasına sadık, gerçekten Filistin'in öz savunması konusunda direnen grup hangisi? Bunlarla ilgili bir sürü tartışabiliriz ve birçok bunlarla ilgili senaryo var. Ama burada önemli olan bu örgütlerin ne kadarı aynı zamanda Türkiye'nin içinde. Şimdi geçtiğimiz günlerde Efe sana bir fotoğraf göndereceğim. Bir kişi Hamas'ın üst düzey yöneticisi olan İsmail Haniye ile ilgili bir paylaşım yaptı. Efe'cim şu anda sana o paylaşımı gönderiyorum. Hediye Levent de tabii ki bu konunun uzmanı ve bu konuda algıda seçiciliği olan yüksek bilgili bir gazeteci kadın olarak elbette bu paylaşımı derhal fark etti. Ve bu paylaşımı retweet ederek tekrar paylaşar. Üzerine de şu soruyu yazdı. Haniye Türkiye'de mi? Eğer öyleyse Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir kriz kopabilir. Bu 2 gün önce yapılmış bir paylaşım, Hediye'nin paylaşımı. Suat Yaşasın'ın da görüyorsunuz zaten 2 gün önce koyduğunu. Suat Yaşasın ne yazmış? Önce ona bakalım. O tek tweet'e. Diyor ki Suat Yaşasın, bir grup ulema ile birlikte Hamas lideri Üstad İsmail Haniye'den bugünkü son gelişmeleri dinledikten sonra akşam namazını kıldırırken okuduğu şu ayetler hepimize şükür gözyaşları döktürdü. Bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Hashtag Aksa Tufanı. Şimdi bakın, bu kişi Türkiye'de. Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda bir grup insanla bir araya gelebiliyor kanaat önderiyle. Onlara son gelişmeleri anlatabiliyor. Sonra da onlara akşam namazını kıldırıyor ve o akşam namazında da hasbihal ediliyor bu süreçle ilgili ve bu fotoğraf çekiliyor ve bu paylaşım yapılabiliyor. Hediye Levent de haklı olarak diyor ki Hamas lideri Üstad İsmail Haniye Türkiye'de mi? Hediyeciğim cevap veriyorum. Evet Türkiye'deymiş. Ben yayından sonra sana mevkisini, nerede olduğunu, bunu kimden öğrendiğimi, bütün kaynaklarımı telefon açıp özel olarak anlatacağım. Ama evet Tamam. Türkiye. İki sorum var. Bir,
Bu kişi kim ve Türkiye'de olmasının ne gibi riskleri var? Bu kişi Hamas'ın siyasi büro şefi. Hamas'ın iki tane bölümü vardır. Biri siyasi kanat, biri askeri kanat. Askeri kanadın adı Kassam Tugayları, ki dün akşam açıklamalarından vesaire birçok insan öğrenmiştir adını. Siyasi kanadın ise başında İsmail Haniye var. Daha önceki başkan Halit Meşal'di. Şöyle ki İsmail Haniye ile Halit Meşal her ne derlerse birlikteler. Şundan dolayı söylüyorum, Aksa tufanı başladıktan hemen sonra İsmail Haniye sosyal medyasında bir görüntü paylaştı. Şükür namazı kıldıklarına, şükür secdesi yaptıklarına dair Haniye'nin hemen arkasında Halit Meşal vardı. Neden önemli bu? Şundan dolayı önemli. Şimdi İsrail ile Türkiye arasındaki normalleşme süreci bundan birkaç yıl önce başladığı zaman İsrail'in birkaç tane şartı vardı Türkiye'ye yönelik, Türkiye'den istediği. Bu şartların başında birincisi de şuydu: herhangi bir İsrail karşıtı direniş hareketi, Hamas, Hizbullah, ondan sonra İslami Cihat fark etmez, Türkiye toprakları üzerinden İsrail'e yönelik saldırı yapmayacak, İsrail'in güvenliğiyle ilgili herhangi bir plan yapmayacak. O kadar açık ve net ki. Yani ve Türkiye bunu kabul etti o dönemde. Şimdi böylesi bir hani Aksa tufanı gibi İsrail'in güvenlik birimlerinin karizmasını yerle bir eden, işte 1000'e yakın insanın hayatını kaybettiği, kaç kişinin kayıp olduğunun henüz belirlenemediği böylesi kanlı bir süreçten sonra İsrail eğer Haniye Türkiye'de ise, Halit Meşal Türkiye'de ise gerçekten bununla ilgili arıza çıkaracaktır diye düşünüyorum. Bu da Türkiye açısından oldukça sıkıntı yaratabilir. Ve elbette ki Türkiye şu anda bir arabuluculuk pozisyonu yürütmek istiyor. Yani böylesi bir durum, hani bu insanlar İstanbul'dayken, Ankara'dayken Türkiye nasıl tarafsız bir arabulucu olarak kendini İsrail'e de kabul ettirecek? Bu da ayrı bir soru işareti. Peki tabii bu bilgiden sonra izleyicilerimiz tabii biraz dehşete düştüler. Kazım Esin diyor ki bu adam buradaysa tüm Filistinli göçmenler bize gelecektir. Ama tabii bu bir senaryo şu anda Kazım. Yani bu kişinin Türkiye'de olduğu doğru ama henüz İsrail'in böyle bir topyekün Filistin'i süpürmek kadar hani o noktaya gelecek kadar meseleyi büyütebileceği ihtimalini bilmiyoruz. Yani bu ihtimal yok değil, var, bunu konuşuyoruz ama henüz o noktada değiliz, bir kere onu hatırlatalım. İkincisi, bir başka izleyicimiz şurada yazıyordu, bir saniye lütfen, onu kaçırdım ama birazdan bulacağım. O da diyor ki, ha, Muharrem yazıyor, Muharrem Palaz, senin de abonen, seni de düzenli izliyor biliyorum. Türkiye'ye arabuluculuk teklifi yapıldı mı? Yapıldıysa Türkiye bunun altından kalkabilir mi? Haniye'nin Türkiye'de bulunuyor olması, gerçi yeni gelmemiş, bir süredir buradaymış zaten Hediye ve sık sık gelip gidiyormuş zaten ailesi birlikte burada aynı zamanda. Tabii İstanbul'da iş falan yapıyorlar onlar. Ticaret falan yapıyorlar Türkiye'de. Aynen öyle, aynen öyle. Hani Yani sır İstanbul'a değil zaten hemen. derece güçlü. Bu, yani o yüzden burada bulunması Türkiye'nin arabuluculuk rolüyle ilgili mi bilmiyorum. Onu bilmiyorum ama Muharrem'in bu sorusunu cevaplayalım. Şöyle cevaplayalım. Türkiye'ye ne olabilir? Türkiye ne yapabilir? Türkiye'nin alacağı iktidarıyla, muhalefetiyle, Türkiye'nin alacağı iktidarıyla, muhalefetiyle doğru pozisyon, sağlıklı pozisyon sence nedir? Türkiye'nin yapması gereken kesinlikle ve kesinlikle sağduyulu, iki tarafa da eşit mesafede itidale çağırması iki tarafı da. Ve burada Türkiye'nin üstlenebileceği arabuluculuk çok kıymetli bir arabuluculuk olabilir. Şundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti olarak zaten İsrail'le köklü ilişkileri olan, işte çok eski 10 yıllara dayanan daha doğrusu ilişkileri olan bir ülke, bu çok ciddi bir tecrübe birikimi demek. Aynı zamanda Türkiye AKP öncesi dönemde de İsrail-Filistin meselelerini yakından izlerdi, müdahil olurdu, arabulucu olurdu. Bu da ayrıca bir tecrübe birikimi demek. Dolayısıyla Türkiye şu anda bölge ülkeleri arasında bu özellikleri haiz tek ülke konumunda. Arap dünyasında işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan vesaire, tamam İsrail'le normalleşiyor olabilir ama bu ülkelerin İsrail'le ilişkileri daha çok yeni. Yani bürokrasileri birbirlerini tanımıyor. Türkiye öyle değil. Dolayısıyla Türkiye'de mesela muhalefetin görüyorum zaman zaman tamamen işte Filistin yanlısı bir takım paylaşımlar vesaire. Tamam, insanların hani vicdanen ya da siyasi görüş olarak yakın durabilirler Filistinlere, ancak Türkiye eğer bir pozisyon almak istiyorsa her halükarda
iki tarafa da dengeli yaklaşmalı diye düşünüyorum. Peki o zaman bu son dönemde Sayın Davutoğlu'nun açıklamalarını ve bugün biliyorsun bir araya geldiler. Saadet Partisi Genel Başkanı, Hüdapar Genel Başkanı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Davutoğlu mecliste bir araya geldiler bugün. Üçlü bir fotoğraf verdiler, bunu da basına servis ettiler ve Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Filistin bayrakları astı. Ve bu hafta sonu bir Kudüs mitingi düzenlemek konusunda mutabık kaldılar. Ne diyorsun bu? Yani mesela siyasi olarak sağlıklı buluyor musun veya da böyle mi? Yani ne düşünüyorsun bu açıklamalarla ya da bu kararlarla ilgili? Ahmet Davutoğlu'nun dış politikasını kendisinin Dışişleri Bakanı olduğu dönemden de biliyoruz. Arap Ayaklanması döneminden de biliyoruz. Dolayısıyla yani şu anda ya da Hüdapar ve diğer işte Saadet Partisi'nin görüşlerini de biliyoruz. Hani Filistin meselesi, İsrail'le yaklaşım gibi konularda. Ama açıkçası bu partilerden ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ne beklerdim? Bir gazeteci olarak değil, bunu bir insan olarak söylüyorum. Bütün bu gelişmelerden sonuçta benim ülkem doğrudan etkilenecek. Bu kaçınılmaz bir şey. Ve böylesi bir süreçte şu olabilirdi. Filistin'e yakınlıkları üzerinden devreye girip tansiyonu düşürücü bir pozisyon da üstlenebilirlerdi. Bunu yapmak yerine hani işte bir takım işte gösteriler yapılması vesaire vesaire hani daha da kitleleri coşturucu bir takım politikalar yürütüyor olmaları gerçekten çok üzücü bence. Şöyle yazıyor Saadet Partisi'nin basın grubundan doğrudan okuyorum. Gerçekleştireceğimiz Özgür Filistin mitingimize Gelecek Partisi ve Hür Dava Partisi de destek açıklaması yaptı. Bu desteklerinden dolayı partilerimize teşekkür ediyorum. Diğer destek açıklamasında bulunacak siyasi partilerimize ve STK'larımıza da bu konuda bize destek vermeleri yönünde bir çağrıda bulunuyorum diyor. Saadet Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Faruk Yazıcı. Gelecek Partisi'nin basın grubunu açıyorum şimdi de. Onlar da bir basın bülteni yayınladılar. Ve şöyle, Gelecek Saadet Partisi grubumuza meclis iç tüzüğü gereği grubun genel kurulda alması gereken oturum düzeninin verilmemesi üzerine tepki olarak komisyon sıralarında oturmaya devam ediyoruz. Ayrıca Filistin'e destek amacıyla Filistin bayraklarının olduğu atkılar takarak genel kurula katılıyoruz diyorlar. Evet, yani gerçekten dehşet bir şey ve mitingin hani güvenliği vesaire, ben dün bir toplantı için karşı taraftaydım. Normalde Beykoz'da yaşıyorum. Karşı taraftaydım ve oradan dönerken tam o iş kulelerin altında galiba, değil mi? İsrail konsolosluğu sanıyorum İstanbul'da. Ve onun önünde polis anormal bir güvenlik önlemi almıştı çünkü bir eylemsellik bekleniyordu ve o kapsamda köprü yolu kapatılmıştı. Yani ikinci köprüye araçla giremedik ve akşam böyle diyelim ki yani 10, 20, 22, 22, 30 falan gibi saatlerinde köprü yolu kapatılmıştı. Endişe etmemiz gereken bir şey var mı? Varsa neden endişe etmeliyiz diye. Burada açıkçası endişe etmemiz gereken senaryolar ortaya çıkabilir. Burada elbette ki hükümetin ne yapacağı çok önemli. Yani hükümetin şu ana kadar daha çok İsrail-Filistin meselesine çok dengeli yaklaştığını görebiliyoruz. Açıkçası ben burada hükümetin derken elbette arada işte Filistin yanlısı açıklamalar vesaire geliyor hükümet kanadından da ama önemli olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi, Hakan Fidan ne yaptı? Yani bu meselede önemli olan bu. Hani İsrail'in de bakacağı bu. İşte gösteri ya da işte bir takım mitingler vesaire yapılabilir. Bu düşünce özgürlüğü çerçevesinde destek veriyor olabilirler. Ama diğer taraftan eğer işte bir kitle o gruptan kopup da biz Filistin'e yürüyeceğiz, orada işte İsrail'e karşı savaşacağız ya da işte İsrail Büyükelçiliğini hedef alacağız, İsrail vatandaşlarını, İsrailli turistleri hedef alacağız gibi bir takım planlamalar içine girerse burada gerçekten hükümete çok büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü Türkiye'yi bu sadece Türkiye'nin arabuluculuk rolüne zarar vermez. Aynı zamanda İsrail-Filistin karmaşasına Türkiye'yi de dahil olmaya zorlayan bir takım adımlar olur. Umarız ki öyle şeyler yaşamayız. Peki Hüseyin Bey ikinci defa soruyor. Hediye Hanım İsrail vatandaşı mı, başlıkta öyle yazıyor diye. Herhalde bir kelime eksik görüyorsunuz. Sayfayı yenilediğinizde görebilirsiniz. İsrail uzmanı gazeteci olarak yazmış olmamız gerekiyor. Çünkü İsrail vatandaşı falan değil tabii ki Hediye Levent. Bir tane Evrensel vatandaşlığım var, o da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı arkadaşlar.
Cevabınızı almış oldunuz böylece. Kendisi aynı zamanda Evrensel Gazetesi'nde yazıyor. Bir YouTube kanalı var. Orada da Hediye Levent ismiyle dünyadaki dış politikayı ama en çok da bu konflikti, yani İsrail-Filistin krizini yakın takip etmeye devam ediyor. Bunu da söylemiş olalım. Hediye, çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir... Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey varsa lütfen bu konuyla ilgili söyle. Önümüzdeki günlerde hani ne bekliyoruz vesaire, bunun gibi ya da Batı İttifakı ya da işte Orta Doğu'da böyle oraları karıştırmaya yönelik ülkelere dair hani söylemek istediğim bir şey varsa durmak isterim. Ben biraz daha ekonomi ve IMF ve bir de Ayhan Bora Kaplan dosyasını anlatacağım ama yayınım biter bitmez seni arayacağım. Onu bir kere daha Tamam. Söylemek istedim. Haniye ile ilgili olarak dinliyorum Hediyeciğim. Yani önümüzdeki birkaç gün çok tehlikeli açıkçası. Tansiyon şu anda düşmekte ama önümüzdeki birkaç gün içinde herhangi bir gelişme olursa tekrar yükselebilir. Gözünüz kulağınız Orta Doğu'da olsun arkadaşlar diyorum. Valla açıkçası benim gözüm kulağım sürekli Orta Doğu'da. İnsanlar bunu biraz hafife alıyorlarmış gibi geliyor bana. Evet. Yani buradan böyle sosyal medya üzerinden efendim zevzeklikler, çeşitli yalan videolar, paylaşımlar, manipülasyonlar, provokasyonlar, YouTube'da işte efendim iki tane daha takipçi kasmak için yalan yanlış analizler falan, ürküyorum ben Hediye. Yani çok acayip bir tarihin çok ilginç bir anındayız. Yani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama. Kesinlikle çok doğru, çok doğru. Yani bu çok önemli bir olay. Herkesin dikkat kesilmesi lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Hediye Levent. Ben Kolaylıklar. teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.